Thank you.
Mutlu günler değerli izleyicilerimiz. Bir kez daha bir pazar gününde Düzce 18 Temmuz Şehir Stadında Düzce Spor maçında Oksijen TV aracılığıyla sosyal medya hesaplarından sizlerle birlikteyiz. Düzce Cam Düzce Spor, Sivas Belediye Spor müsabakası az sonra başlayacak. Bu müsabaka öncesinde baktığımızda Düzce Cam Düzce Spor ligde 7. sırada 49 puanla, Sivas Belediye Spor son sırada 15 puanla. Haftalar öncesinde ligden düşmesi kesinleşmişti. Misafir takım Sivas Belediye Spor'un önümüzdeki sezon 3. ligde mücadele edecek. Müsabakanın hakemleri ve takımlar şu anda 18 Temmuz Şehir Stadı'nın zeminine geldiler ve müsabakayı yönetecek olan hakemler Oğuzhan Uğurlu maçın hakemi, Mücahit Adem Çelebi, Burak Sami Şat, dördüncü hakem Burak Demirkıran. İstiklal Marşı. Evet, şimdi hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyoruz. Evet, değerli futbol severler, İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okuduktan sonra şimdi top ve kale seçimi yapılacak. Biz de hemen takım kadrolarını da iletmek istiyorum sizlere. Konuk Sivas Belediyespor, 59 Ahmet Sabri Fener, 4 Gökhan Çetinus, 10 Oğuzhan Kılıçoğlu, 16 Görkem Kıran, 21 Sefa Gundak, 30 Mutlu Aksu Doğan, 44 Kaan Korak Dorak, 63 Emirhan Subaş, 74 Duha Şahin, 92 Mustafa Murat Uslu, 97 Arda Keser. Yedek futbolcular Emre Çiğdem, Barış Uzun, Abdullah Berk Keleş. 3 yedek futbolcuyla geldi. 11 toplamda 14 futbolcuyla geldi Sivas Belediye takımı. Haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen bir takım. Geçtiğimiz hafta son oynadığı maçta 7-2 yenilmişti kendi sahasında Erzincan'a. Ev sahibi Düzce Cam Düzce Spor. Kalede Ersin Aydın, Doğancan Otman, Emre Keleşoğlu, Muhammed Rıdvan Özdemir, Yasin Ozan, Sedat Cengiz, Kerem Kaya, Koray Baykara, Savaş Polat, İbrahim Alan. İbrahim Alan uzun bir aradan sonra tekrar takıma döndü ve ilk 11'de çıktı bu müsabakada. 77 Altarhan Hidayetoğlu. Yedek oyuncular 34 Ömer Faruk Ay, Eren Karadağ, Emre Gündoğdu, Erçin Ilgaz, Kaan Köroğlu, Kamil Güney, Yiğit Yılmaz, Recep Kalkan, Alişan Durmuş, Osman Boz. Yedek futbolcular. Hocam, takımlar son hazırlıklarını yapıyorlar. Hakemler kontrollerini yapıyor. Maç az sonra başlayacak. Ve kısaca bu maç öncesinde öngörün, değerlendirmelerin nelerdir? Hasan abi, bir kere iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler sevgili izleyenlere de. Kalan 3 maçta Düzce Spor en kötü ihtimal 7 puan olması lazım. 9 puan alırsa playofflara kalır. Ben Düzce Cam Düzce Spor'un playofflara kalacağına inanıyorum bir kere. Bugün Sivas maçı kolay gibi gözüküyor ama maç oynanmadan kazanılmaz. Kesinlikle. 3-4 tane çok genç oyuncular var. Geçen hafta kendi sahasında 7-2 yenilmiş bir takım ve küme düşmesi kesinleşmiş. Buraya da nasıl geldiklerini biliyoruz. Yedek kulübesine bakıldığı zaman da yedek kulübesinde çok az bir oyuncusu var. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Ben bu maçı bugün farklı bir şekilde kazanacağımı düşünüyorum. Önemli olan Salı günü Ahmet maçı. Evet. Salı günü oynanacak seçim nedeniyle Ahmet müsabakası değerli izleyicilerimiz ve
Düzce'den müsabaka başladı. Güzel futbol, güzel goller diliyoruz. Hemen faulle başladı. Güzel futbol, güzel goller izlemek dileğiyle centilmence geçecek müsabaka diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, sürçülisan edersek baştan peşinen söyleyelim, affola diyelim. Ve Sivas Belediye takımı şimdi topun sahibi. Araya giren futbolcumuz orada topu ileri gönderdi. Bir kez daha Düzcespor'da. Şimdi Yasin Altaran'a gönderdi. Altaran topun sahibi, sol taraftan girdi ceza alanına. Arka tarafta Sedat var. Sedat'a çıkaramadı. Yasin Ozan kalecinin müdahalesiyle, Ahmet Sabri Fener'in müdahalesiyle Yasin Ozan'ın önünde kaldı. Onun vuruşu defansa çarptı ve kornere gitti. Müsabakanın ilk dakikasında Düzcespor sol taraftan korner atışı kullanacak ama kaleci Ahmet Sabri o arada bir sakatlık geçirdi. Hemen bir küçük dipnot vereyim. Buyur hocam. Abi. Altarhan ceza sahasına girdiğinde biraz ayağından topu fazla açtı. Yoksa arkada Sedat bomboştu. Evet. Boş kaleye vuracaktı. Evet, şimdi korner atışını paslaşarak kullandık. Sağ taraftan ceza alanına gönderilen top kafalardan sekti. Rıdvan. Defans girdi araya, topu uzaklaştırdı. Taca çıkan top, taç atışını şimdi Düzcespor Kerem'le kullandı. Sedat Cengiz göğsüyle indirdi. Sedat İbrahim'den bir kez daha Sedat'a. Sedat İbrahim sağdan kaçtı. Şimdi Altaran göğsüyle indirdi ceza alanında. Kaleci dokundu topa ve korner. Sivas Belediye ne kadar erken gol bulursan dirençlerini kırıyorsun Hasan abi. Evet. Düzspor da oyuna baskılı başladı. İleride baskı yapıyor. Savunmayı da ön tarafa çıkardı. Ne kadar erken gol bulursak rakibin direncini erken kırmak gerekiyor bu yüzden. Evet. Şimdi Sedat Cengiz yine paslaşarak kullandılar. Sedat cezalının ortası orada istediği gibi vuramadı Düzcespor'dan. Yasin İbrahim de hemen yanındaydı. Şimdi kaleci Ahmet avut atışını kullanacak. Sağ tarafa döndü Gökhan Çetinuz. Takım kaptanı Ozan Kılıçoğlu. Ozan en soldaki arkadaşına, Düzcesporlu futbolcuların presi var. Ozan kazandı Düzcesporlular topu. Yasin'e gelmeden yine defans girdi araya. Rıdvan Özdemir alamadı. Sivas Belediyespor şimdi kaptan Ozan'la sol taraftan çıkmak istiyor. Sedat'ın presi var. Kendi yarı alanında top çeviriyor Sivas Belediyespor takımı. Kaptan Ozan. Arda Keser. Arda en sağdaki arkadaşına bıraktı, Mustafa Murat'a. O geri çıkardığı top. Altarhan girdi araya. Altarhan hakem. Altarhan'la çarptığını söylüyor son olarak. Taç atışı kullanacak Sivas Belediyespor. Mustafa Murat Uslu. Mustafa Murat atışı kullandı. Doğancan Düzcespor defansında. Koray Baykara, Doğancan Otman, Emre top istiyor. Doğancan şimdi Emre Keleşoğlu. Sol tarafta Kerem Kaya. Kerem topu sürdü. Rıdvan Özdemir sağ tarafa yöneldi. Sedat Cengiz, Sedat Arapası Rıdvan Özdemir arkaya bıraktı bir kez daha ve penaltı.
Rıdvan Özdemir yerde kaldı. Hakem, müsabakanın hakemi Oğuzhan Uğurlu tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Dakikalar 6. dakikaya girdik. Dakika 6. Yasin topu beyaz noktaya dikti. ...13. golüne çok yakın. Düzce Spor'da en fazla gol atan futbolcu Yasin Ozan. Haftalardır suskundu. Bu penaltıyla suskunluğunu bozar diyoruz inşallah. Gole çevirir. Gol sayısını 13 yapar. Rıdvan'ın tedavisi tamamlandı şimdi. Aslında burada Hasan abi şunu ifade etmek istiyorum. Yasin penaltıyı atıyor. Oyuncularımız dönen toplara çok dikkat etmesi lazım. Yani evet. Çok ince bir detay ama görünmeyen detaylar bunlar. Yani penaltıyı atar atmaz kaleye doğru gitmesi lazım. Hamle yapmak tabii, için yani ikinci hamle için. Rakipten gerekti. Önce hamle yapması lazım. Baktığımızda Altarhan var. 4 tane oyuncumuz var. Evet. Ben Yasin'in bu vuruşunu gol yapacağına inanıyorum. Erken gol bizi daha çok rahatlatacak. Kaleci Ahmet'in hakeme itirazları vardı o pozisyonda. Net penaltı itiraz evet, etmeye Ahmet'le gerekiyor. Ahmet'le hakem konuşması bitti. Ahmet şimdi suyunu içiyor. Kaleye geçtiğinde hakem işaretini verdiğinde Yasin Ozan penaltı atışını kullanacak. Ya Düzce'ye gelen takımlar niye böyle yapıyor anlamış değilim Hasan abi. Şimdi geçen hafta kendi sahasında 7-2 yenilmiş. Evet hakem düdüğünü çaldı Yasin Ozan. Yasin geldi ters köşe ve 1-0. Dakika 7, 8. dakikanın içindeyiz. Yasin Ozan'ın penaltıdan attığı golle ev sahibi Düzce Cam Düzce Spor 1-0 öne geçti. Yasin Ozan. Evet. Yasin Ozan da gol sayısını böylece 13'e çıkardı. Hasan abi bugün diğer maçlar da bizim adımıza çok önemli. Hemen onları ifade edeyim istersen. Isparta Batman maçı, İnegöl Erok maçı ve hemen ifade edeyim. Bayburt Ankara maçları bizim için önemli. Bu maçlardan playoff'ta gelecek, mücadele tabii, ettiğimiz takımlar değil mi? Evet yani şöyle rakiplerimiz. Evet. Puan kaybederse biz bugün ilk altın içinde yine olacağımızı düşünüyoruz. İnşallah tabii diyoruz. 1-0 öndeyiz. Şehir stadında şimdi Sivas Belediye takımı gelmek istiyordu. Düzce Spor hızlı çıkıyor. Sedat Cengiz rakibinin koluna çarptığını söylüyor. Ama top yine Düzce Spor'da boş alanda defansın arasından giden top. Orada Kaan Dorak'ın kontrolünde kaleci Ahmet. Hasan abi bana müsaade edersen bu canlı yayında çok büyük katkıları olan firmalarımız var. Kendilerine, lütfen hocam buyur. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aslan Akbal, Tüysüz, Pastacı, Konsopa Haber, Kocamantur, Altın Emlak, Atalı İnşaat, Ataköy Villaları, Sosyete ve Bit Pazarı, Turan Otel, Kılıçlar Kardeşler Ekmek, Şonzene, Güler Market, Hastane Caddesi, Çatalbaş Pompa, Cihat Hamburger, Olgun Piliç ve Beyaz Et, Kılıçlar Yumurta, Cam Polatlar İnşaat, Düzbaş Gıda AŞ, Emlak Pazarlama Uğur Gayrimenkul, Sivrikaya İnşaat, Yemen Kahvesi Düzce ve ÇMA Boya Montolama. Bunların hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Çünkü Düzce Spor taraftarları bu firmaların verdiği reklamlarla biz bu canlı yayını gerçekleştiriyoruz. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Batman Petrol Spor'la burada oynadığımız son maçta çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edilen Düzce Spor'a bir maç seyircisiz oynama cezası verilmişti. Bu ceza nedeniyle Sivas Belediye maçı seyircisiz oynanacak.
oynanıyor daha doğrusu. Salı günü, bir sonraki salı deplasmanda Ahmet Spor'la karşılaşacağız. Ardından sezonun son maçı, belki de bu stattaki son maç Düzce Spor'un olacak, Erok maçı. Yeni sezona yeni statta başlayacağını düşünürsek bir tarih böylece noktalanmış olacak. Düzce Cam Düzce Spor Erok maçıyla cumartesi günü 15 gün sonra burada diyoruz. Düzce Spor çıkıyor. Kerem Kaya topun sahibi sol taraftan. Kerem, yine Emre Keleşoğlu. Emre sol tarafta Altarhan. Şimdi Altarhan yetişebilecek mi? Oldukça süratli top. Yetişmesi mümkün abi, değil. Emre Keleşoğlu için hemen bir şey söylemek istiyorum. Sezon başından bu yana en istikrarlı oyuncumuz Emre Keleşoğlu. Belli bir seviyenin hiç altına düşmeden. Evet. Her böyle, maçta böyle oyuncular zor bulunuyor. Evet. Her maçta ilk 11 ve 90 dakika sahada kaldı çocuğun çoğunda. Sonuç olarak Emre bu sezon en verimli oyunculardan bir tanesi. Kafalardan seken top Yasin Ozan defans girdi araya uzaklaştırdı. Rıdvan rakibine çarptı kaldı. Kaptan Ozan Sivas Belediye'de. Şimdi Yasin. Düzcespor'un tek golünün sahibi Yasin Ozan. İbrahim Alan. İbrahim çıkarmak istedi Altaran'a. Rakibine çarptı. Sivas Belediye defansı çıkmaya çalışıyor. Düzcespor'un futbolcuların baskı yapmamız lazım. Piresi. Emre. İbrahim Alan döndü. Düzeltiyorum. Savaş Polat. Gol. Gol, evet. Evet, İbrahim Alan dakika 12'ye girerken, 12 biterken İbrahim Alan haftalar sonra giydi formasını. Sivas Belediye maçında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Savaş'ın da tebrik etmek lazım. Çok iyi orta kesti. 29 numaralı formasıyla İbrahim Alan. Evet, İbrahim Alan da golünü kaydetti. Notlarımız arasına alıyoruz. 2-0 öne geçti Düzce Cam Düzce Spor. Sivas Belediye karşısında 12. dakikada ilk gol penaltıdan Yasin Ozan'dan gelmişti 7. dakikada. 5 dakika sonrasında İbrahim Alan topa son dokunan futbolcu oldu. Ağlarla buluştu top ve Düzce Cam Düzce Spor 2-0 öne geçti. Şimdi Koray kaleci Ersin'e dönmüştü. Ersin Savaş Polat'ı gördü. Savaş döndü. Doğancan, Kerem gidiyor soldan. Doğancan'a yaklaşan Emre Keleşoğlu var. Şimdi Rıdvan Özdemir göbekte. Rıdvan'a rakibini presi. O döndü, Yasin'i kazandırdı. Yasin en sağdaki Savaş Polat. Savaş bir kez daha geriye döndü. Koray Baykara. Doğancan Otman. Kerem Kaya döndü geriye. Emre Keleşoğlu. Emre bekletmeden gönderdi. Yasin Ozan rakip ayak koydu. Rıdvan yine müdahalesini yaptı orada. Emre Keleş kazandı. Emre Keleşoğlu. Rakibinin baskısı. Top Sivas Belediyespor'da. Şimdi Sivas Belediyespor akın geliştirmek istiyor. Defansımız oldukça kalabalık. Yarı alanı geçmekte güçlük çekiyor Sivas Belediyespor forvetleri. Ersin eliyle başlattı oyunu. Altarhan yanaştı Kerem Kaya'ya. O döndü Doğancan Otman. Doğancan. Hasan abi, burada 3. golü Düzcespor bulursa Sivas Belediyespor oyuncuları bir an önce maç bitse de Sivas'a gitsin diyecekler. O yüzden bir an önce de 3. golü bulmak lazım. Ama artık zaten onlar da lig bitsin diyor. Bırak hocam tabii, maçı. Lig bitsin diyor. Yani her hafta aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. Allah kimsenin başına vermesin. Aynen, evet, evet. Yani sezon başından beri sıkıntılı süreç. Yani haftalar önce ligden düşmesi kesinleşti. Bunu kim, hiçbir futbolcu, hiçbir kulüp yaşamak istemez. Defansın arkasına offside atılan top, 3 futbolcumuz birden offside pozisyonunda kalmış oldu. Dakika 15, ilk yarıda 3'te 1'lik bölüm sona erdi. 7. dakikada penaltıdan Yasin Ozan.
Ve 12. dakikada İbrahim Alan'ın attığı gollerle Düzce Spor kendi sahasında Sivas Belediyespor karşısında 2-0 önde. Sivas Belediyespor takımı Gökhan Çetinus uzun oynadı defansın arkasına. Orada Kerem Kaya kafayla uzaklaştırdı. Top taca çıktı. Taç atışını şimdi akın yönüne göre sol taraftan Düzce Spor kullanacak. Kerem Kaya geri döndü Doğancan'a. Doğancan Otman, Koray Baykara, Rıdvan Özdemir, Rıdvan Sedat geri gelmişti. Sedat'ın olduğu noktayı düşündü ama top rakip takım oyuncularında kaldı. Arda Keser, topun sahibi Arda, araya giren Koray Baykara topu çevirdi. Savaş Polat, Savaş bir kez daha Koray'a, Emre Keleşoğlu, Doğancan. Doğancan'ın solunda Kerem, onun solunda şimdi Yasin Ozan. Yasin rakibinin baskısı, top hala Yasin'de, çıkmadı. Rakibi ayak koydu. Emre Keleşoğlu geldi, rakibine sarıldı, kaldırdı şimdi. O pozisyonda 21 numaralı formasıyla Sefa Gundak, yerde kalan oyuncuydu Sivas Belediye'de. En sola kaptan Ozan'ı düşündü Sivas Belediyespor. O da geriye döndü. Kaan Dorak. Tekrar Kaan. Sivas Belediye'de. Kaan, kaptan Ozan. Ozan'ın karşısında Savaş. Ozan orta alana yöneldi. Savaş Polat'ın yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi müsabakanın hakemi Oğuzhan Uğurlu. 17 dakika geride kalırken Hasan abi, hemen grubumuza baktığımız zaman Düzyüspor Sivas önünde ve Şanlıurfa Bursa önünde 2-0 galip, Erzincan'da Ahmet önünde 1-0 galip. Diğer müsabakalar 0-0 devam ediyor. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Kaptan Ozan topun başında, atışı kullandı. Ceza alanımıza gönderilen top Altaran kafayla tehlikeyi uzaklaştırdı. Top kornere çıktı. Korner atışını, Sivas Belediye'nin ilk korneri. Dakika 18. Ersin arkadaşlarını uyarıyor. Kaleci Ersin. Evet. Sağ taraftan, akın yönüne göre sağ taraftan kaptan Ozan 10 numaralı formasıyla Sivas Belediyespor'da şimdi korner atışını kullandı. Ceza alanına gönderilen top Doğancan kafayla uzaklaştırdı. Bir kez daha kaptan Ozan. Ozan en gerideki arkadaşını gördü. Arda. Arda bu kez sol tarafa gönderdi. Ofsayt bayrağı havada. Sivas Belediye'nin atağı böylece sonuçsuz kalmış oldu. Ofsayt atışını Koray top elinde şimdi kullandı. Savaş Polat, Sedat var en yakınında. Sedat'ı gördü. Sedat çizgi üzerinden biraz orta alana yöneldi. Ara pasıyla Yasin, yetişmesi mümkün değil. Sedat'ın derinlemesine gönderdiği top bir hayli hızlıydı. Ve kaleci Ahmet'in ellerinde kaldı. Ahmet de bu arada oturdu. Penaltı pozisyonuna hafif bir sakatlık geçirmişti. Hakem düdüğünü çaldı. Kaleci Ahmet'in tedavisi için sağlık görevlileri oyun alanında. Müsabakada 20. dakikanın içindeyiz. 7. dakikada penaltıdan Yasin Ozan, 12. dakikada İbrahim Alan'ın attığı gollerle Düzce Spor Sivas Belediye karşısında 2-0 üstünlüğünü sürdürüyor. Müsabaka seyircisiz oynanıyor. Şehir stadında adeta çıt çıkmıyor. Futbolcuların sesleri yüksek sesle konuştukları için birbirlerine uyarı yaparlarken hocaların ve futbolcuların sesleri sanıyorum size kadar geliyordur. Futbolun meyvesi gol, takımların meyvesi tribün, taraftar. Evet. Bir kez daha
Hocam şu sessizliğe bakar mısın? Evet. Ölüm sessizliği. Kesinlikle. Evet. Taç atışıyla başladı. Düzcesporlu futbolcular topu Sivas Belediye takımına verdi. Kaleci Ahmet şimdi oyunu başlattı. Sağ taraftan orada müdahale Düzcespor'dan İbrahim Alan. Taç atışını kullandılar. Defanstan topu çıkardılar orta alanda. Kaptan Ozan arkadaşına kazandırdı. 97 numarayla Arda bir kez daha sol tarafa. Görkem Kıran. Bir kez daha Görkem. Arkadaki arkadaşını gördü. Sedat'ın piresi var. Devam ediyor Sivas Belediyespor akını. Ceza alanına girerken araya giren Yasin orada topu kaleci Ersin'e gönderdi. Ersin de uzun oynadı. Kafayla bir kez daha Düzcespor yarı alanına gönderilen top kafalardan sekti. En son Doğancan Düzcespor defansında topu kontrol etti. Savaş Polat bir kez daha Doğancan'a döndü. Kaptan Ozan'ın piresi var Doğancan'a. Savaş Polat, Doğancan. Doğancan Altaran'ın olduğu noktaya gönderdi topu. Altaran indirdiği anda rakibi geldi topun sahibi. Kerem Kaya topu pası yaptı. Sivas Belediyesporlu futbolcularda kaldı. Kerem cezalanına girdi. Müdahale yapıldı. Şimdi Altaran. Kaptan Ozan'la Altaran'ın mücadelesi. Altaran topu kazandı. Kerem Kaya. Düzeltiyorum. İbrahim Alan formasından çektiler. Devam ediyor karşılaşma. İbrahim'in itirazı var maçın hakemine. Kaptan Ozan. Formasından çekmişti İbrahim Alan'ın. Maçın hakemi evet. Görmedi. Evet. Uzaktan bir şut denemesi. Ersin'in kontrolünde top out'a çıktı. Sivas Belediyespor'da Hasan 30 abi, son haftalarda formayla Altarhan, Mutlu Aksu. Son haftalarda Altarhan biliyorsunuz gol sessizliği var Altarhan'da. Bugün mutlaka kendine bulması lazım. Onun bugün ben çok yani birkaç gol atmasını istiyorum. Çünkü en azından kendine gelir. Evet. Önemli bir oyuncu bizim için. Evet.